Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün iş ve enerjiyle devam edeceğiz arkadaşlar. Başlıyoruz. İş nedir? Bizim günlük hayatta anladığımız anlamda işten bahsetmiyoruz burada. Burada fiziksel anlamda işten bahsediyoruz. Fiziksel anlamda işin tanımı net ve tektir. Başka bir tanımı yok. Buna göre bir cisme etki eden kuvvetin o cisme etki doğrultusunda hareket ettirmesidir. Bakın etki doğrultusunda hareket ettirmiyorsa o kuvvet ne yapamıyordur? İş yapamıyor demektir. Fiziksel anlamda iş yapabilmesi için bir cisme kuvvet uygulanmalı. İki kuvvetin etkisindeki cisim kuvvet doğrultusunda yol almalı. Kuvvet doğrultusunda yönünde demiyor bakın dikkat edin buna. Kuvvet doğrultusunda yön ve doğrultuyu karıştırmamanız lazım. Şöyle hemen belirtmek isterim. Bakın şu bir doğrultudur arkadaşlar. Biraz düzgün çizemedim ama şöyle tekrar çizmek istiyorum. Düz çizmek istiyorum o yüzden tekrar çizeceğim. Bakın bu bir doğrultudur arkadaşlar. Ancak yön dediğiniz zaman mesela bakın bir koordinat sistemi gibi düşünürseniz şurası sıfır noktası. Bakın bu bir x doğrusu diyelim. Bakın x doğrusu ama bu taraf artı x yönü. Bu taraf ise eksi x yönüdür. Yani yön ve doğrultuyu karıştırmayın. Kuvvetin etkisinde cisim kuvvet doğrultusunda yol alacak. Yani kuvvetin uygulama yönünün tersinde de ne yapabilir arkadaşlar? Yol alabilir. Mesela hızla hareket eden bir cisme hareket yönünün tersine bir kuvvet uygulandığında cisim durana kadar kuvvete zıt yönde yol alacak. Bu nedenle ne yapacak arkadaşlar? Kuvvet yine iş yapacak ama yönü ters olduğu için yapacağınız işiniz de negatif olacak. Birazdan ondan da bahsedeceğiz arkadaşlar. Bakın sürtünmesiz yatay bir düzlem üzerinde cisim şekildeki gibi F kuvvetiyle delta x kadar çekilirse bu kuvvetin yapmış olduğu iş eşittir kuvvet çarpı yol yani işi W ile gösteriyoruz arkadaşlar. Kuvvet çarpı delta x olarak yazacağız. Tamam mı arkadaşlar? Burada kuvvet birimi Newton, uzunluk birimimiz metre, iş birimimiz nedir arkadaşlar? Newton çarpı metre, onun da karşılığı joule'dur arkadaşlar. İş birimi enerji birimidir. Birimi joule'dür. Kuvvetin delta x yolu sonunda yaptığı iş cismin kütlesine bağlı değildir. Bakın burada kütleye bir bağlılık yok arkadaşlar. Neye bağlı? Cisme uygulanan kuvvete ve delta x'e bağlı. Devam ediyorum. Sürtünmesiz yatay düzlemde cisim şekildeki F kuvvetinin etkisiyle delta x kadar yer değiştiriyor. Bakın yatay düzlemde değiştiriyor. Ama sizin kuvvetiniz nerede arkadaşlar? F. Ne yapacaksınız bu F'i? Bir yatay bileşeni Fx, bir de düşey bileşeni Fy'yi bulacaksınız. Fy neye bağlı? F çarpı sinüs alfa. Çünkü düşey bileşen. Fx neye bağlı arkadaşlar? Fx eşittir. F çarpı kosinüs alfadır. Buna göre buradaki F kuvvetinin yaptığı iş kime bağlıdır? Fx'e bağlıdır. Yani siz işi yazacak olursanız burada
iş eşittir fx çarpı delta x. Fx değerini yazarsanız f çarpı kosinüs alfa çarpı delta x olarak yazarsınız. Peki fy iş yapar mı? Bakın burada y'nin işini de wy olarak yazalım. Tamam, fy yazdık, bir kuvvet var. Ama kuvvet doğrultusunda bir yer değiştirme var mı? Tamam, var diyelim. Hadi ona da biz yine ne diyelim? Delta y diyelim. Peki onu da dedik. Şimdi bakın, çok ilginç bir şey olacak. Fy'yi bir yazar mısınız buraya? F çarpı sinüs alfa yazdınız. Tamam, güzel. Ama delta y yönünde bir yer değiştirmeniz yok yine. Yine sıfır yazacaksınız buraya. Her halükarda y'nin yapmış olduğu iş ne olacak arkadaşlar? Sıfır olacak. Yani bu şu demek. Hareket doğrultusuna dik olan kuvvetler iş yapmaz. Bir daha söylüyorum. Hareket doğrultusuna dik olan kuvvetler iş yapmaz. Nasıl ki Fy iş yapmıyor ise, bakın burada cismin bir de ağırlığı var değil mi? Yer çekiminin uygulamış olduğu kuvvetten dolayı bir ağırlığımız var. Mg. Bakın bu Mg de ne yapmıyor arkadaşlar? İş yapmıyor. Yani sadece Fy yapmıyor değil, aynı zamanda ağırlık da iş yapmıyor. Çünkü siz düşeyde herhangi bir yer değiştirmiyorsunuz ya da hareket kuvvetin uygulamış olduğu doğrultuda ne yapmıyorsunuz? Hareket etmiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi en çok karıştırdığınız olay, sırtımızda çantamızı taşırken biz çanta üzerinde iş yapar mıyız? En çok soru burada karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar çantayı sırtınıza kaldırana kadar iş yaparsınız. Ama sırtınıza kaldırdıktan sonra sizin uygulayacağınız kuvvet yukarı doğruyken, çantanın ağırlığı aşağıya doğruyken, sizin hareket yönünüz ne taraf arkadaşlar? Bakın burası yatayda. Tamam mı arkadaşlar? Yatayda hareket ediyorsunuz. Yer değiştirmeniz ya da aldığınız yol yatayda. Ama kuvvetleriniz düşeyde olduğu için siz çanta üzerine iş yapmazsınız. Tamam mı arkadaşlar? Evet, çanta taşıdığınızdan dolayı yorulmuş olabilirsiniz. Günlük hayatta iş yapıyor gibi kendinizi düşünebilirsiniz ama fiziksel anlamda iş yapmıyorsunuz. Burada anlaşmamız gerekiyor. Bakın burada da arkadaşlar dedim ya size, çantayı sırtınıza kaldırana kadar iş yaparsınız. Mesela kişi paketi kaldırırken iş yapmaktadır. Evet, yukarıya doğru kaldıracak. Ama kaldırma bittiği andan itibaren eğer poşeti tutup da veyahut da bu neyse işte kese kağıdını tutup da yatayda hareket ederse yine iş yapmamaya başlıyor. Yukarı doğru kaldırana kadar iş yapar. Ondan sonra ne yapmaz arkadaşlar? Hareket eğer sağa ya da sola doğru olursa arkadaşlar iş yapmaz. Mesela bakın, duvarı veyahut da kitaplığı itmeye çalıştığını düşünen ama aslında duvarı itmeye çalışan çocuk, kitaplığı ne kadar iterse itsin duvar hareket eder mi? Etmez. Yani sizin delta x'iniz sıfır. Evet, bir kuvvet uyguluyor mu? Evet uyguluyor. Bakın burada bir F kuvveti uyguluyor. Ama delta x sıfır olduğu için yaptığınız işte ne olacak arkadaşlar? F çarpı delta x de yerine yazdığınızda F çarpı sıfır. Buradan da işiniz ne gelecek arkadaşlar? Sıfır gelecek. Çünkü herhangi bir hareket yok. Mesela hani yürüme bandında yürüyen insanlar, spor yapmak için salonlara gidip de yürüyüş bandında yürüyen, koşan insanlar var ya, fiziksel anlamda iş yapmıyor. Mesela siz bile günlük hayatınızda fiziksel anlamda aslında iş yapmıyorsunuz. Çünkü sabah yataktan kalkıyorsunuz. Sabah yataktan kalkıyorsunuz. Geri akşam yatağa yatıyorsunuz. Bir yer değiştirmeniz olmadı. Aslında gün boyunca iş yapmıyorsunuz fiziksel anlamda. Ama belli zaman aralıklarında fiziksel anlamda iş yapıyorsunuz. Mesela şu anda bir masa başında oturup
Bizi ders dinlediğiniz için ders dinledin, kalktın. Ertesi gün tekrar bu masanın sandalyeye oturduğun anda, masanın başına geçtiğin anda yine olacak, yine iş yapmamış olacaksın. Çünkü senin yer değiştirmen sıfır olacak. Fiziksel anlamdaki işle günlük hayattaki işi karıştırmayın. Ama sakın ha gidip de annenize anne ne yapıyorsun ki ya? Sen iş yapmıyorsun çünkü yer değiştirmiyorsun demeyin. Terliği yersiniz artık yani bilemiyorum. Şekildeki kuvvet yol grafiği arkadaşlar. Bakın. Nereye geldik? Kuvvet yol grafiğine geldik. Kuvvet yol grafiğinde F var. Evet bir kuvvetimiz var. Bir de X'imiz var. Peki biz F ve alınan yolun çarpımının işe eşit olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Peki bu bana neyi veriyor? Grafiğin buradaki alınan yolla yapmış olduğu bakın boyalı olan bölümün alanını veriyor. Ben bu alanı hesaplarsam işi bulur muyum? Tabii buradaki işimiz arkadaşlar net iş olarak bileceğiz. Çünkü grafik şu anda X'te bitmiş ama belki grafiğin altında olabilir. O da negatif gelecek. Yani kuvvet alınan yol grafiğinin altında kalan alan bize net işi verir. Tabi belli bir aralığı aldığınız için o aralığı da verebilir. Mesela şu anda pozitif işi veriyor. F çarpı yine delta x. Bunu da artık şöyle yazabiliriz. F çarpı x olarak ne yapabiliriz? Yazabiliriz arkadaşlar. Hemen basit bir örnekle şu işi bir pekiştirelim. Ondan sonra konumuza artık yavaş yavaş ısınmamız lazım. Isınmamız derken ısınma da biliyorsunuz bir artık enerjidir. Birazcık fiziksel anlamda olmasa da günlük anlamda bir enerji harcayalım. Sürtünmelerin önemsiz olduğu şekildeki yatay düzlemde K noktasında durmakta olan 2 kilogram kütleli cisim 8 Newton'lu kuvvet ile L noktasına kadar çekiliyor. Buna göre yapılan iş kaç joule'dür? Ortam sürtünmesiz. Güzel. Çünkü bana sürtünme olsaydı sürtünmeyi de işin içine katmam gerekebilirdi. Tabi burada sürtünmenin yapmış olduğu iş ve kuvvetin yapmış olduğu iş olarak da ne yapabiliriz? Ayırabiliriz. İşi nasıl buluyoruz arkadaşlar? Bunu ben yapacağım. Bundan sonra soruyu size soracağım. Önce bir bakalım. Bakın kuvvetimiz. Evet kuvvet doğrultusunda ne oldu arkadaşlar? Bir yer değiştirme oldu. F çarpı delta x'te hemen yerine yazıyorum. 8 çarpı 4. Cevabımız ne gelecek arkadaşlar? 32 joule gelecek. Kolay soruları ben yapayım, zorları size sorayım. Tamam mı? Evet, şimdi bir soru da size soralım bakalım. Sürtünmesiz yatay bir düzlemde duran K cismini ok yönünde hareket ettiren şekildeki F1 F2 kuvvetleri T sürede W işini yapıyor. Buna göre hareket yönü aynı kalmak şartıyla işlemlerinden hangisi yapılırsa aynı T sürede yapılan iş artar. Evet, bekliyorum cevapları. Hadi arkadaşlar. Biraz önce söyledik her şeyi. Aslında söylediğimiz şeylerin burada tekrarı var. Evet, hadi birkaç kişi kaldı? Evet, son 30 saniye.
Peki. Beraber yapıyoruz. Yeterli aslında cevaplarımız. Bakın arkadaşlar. Ok yönünde hareket ediyor diyor. Demek ki buradaki F2 zıt yönde bir kuvvet uyguladığı için negatif iş yapıyor demektir. F1 ise hareket yönünde kuvvet etki ettiği için pozitif iş yapıyor olarak söyleyebiliriz. Şimdi W artırmak için diyor. W nedir? F1 eksi F2 çarpı delta x. Şimdi W'yu artırmamız için neler yapmamız lazım arkadaşlar? Bakın burada F1 artırabilirsiniz. F2 azaltabilirsiniz. Delta x'i artırabilirsiniz. İş kütleye bağlı mıydı? Kütleye bağlı değil dedik. O zaman 2 ve 3 zaten yanlış kafadan. F1 büyüklüğünü artırmak zaten söyledik. O zaman cevap yalnız 1. Adana. Adana yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Evet, yine bir soru. Bir motor yerdeki 40 kilogram kütleli bir cismi sabit hızla 5 metre yüksekliğe çıkarıyor. Buna göre motorun yaptığı iş kaç jüldür? Evet, cevaplar çok hızlı geldi. Hadi birkaç kişi kaldı. Güzel. Tamam. Kapatıyorum. Kapattım arkadaşlar. Güzel. Cevaplar hepsi sabit geldi. Bakalım doğru mu acaba? 40 kilogram kütleli cismi. Bakın çiziyorum buraya. Kütlesi 40 kilogramsa ağırlığı nedir bunun? G yer çekimi ivmesiyle çarpacaksınız. 400 Newton. Ne kadar yukarı çıkacak? 5 metre. Bakın burası 5 metre olacak. Sabit hızda çıkarttığı için arkadaşlar kuvvet neye eşit? Cismin ağırlığına eşittir. Yani buradaki F eşittir G'dir diyeceğiz. Buna göre yapılan iş F çarpı yukarı doğru olduğu için delta x değil de delta h diyeceğim ben buna. Buradan da F'imiz ne gelecek? G çarpı delta h eşit olduğunu söylemiştim zaten. 400 çarpı 5. Buradan da ne gelir arkadaşlar? 2000 jüllük bir enerji gelir. Cevabımız C seçeneği olur. Herkesi tebrik ediyorum arkadaşlar. Herkes doğru cevap verdi. Evet, birazcık daha zorlayalım. Birazcık daha bakalım. Zorlarsak ne olacak? Düşey kesişe gidecek gibi olan yolun K noktasından M kütleli cisim yola paralel olarak uygulanan F kuvvetiyle M noktasına kadar hareket ettiriliyor. KLLM yollarında yapılan işler eşit olduğuna göre KLLM yollarında yapılan işler eşit olduğuna göre X bölü H oranı kaçtır?
Bekliyorum. Hadi bu da kolay. Sadece şekil biraz zorlayalım derken şekli değiştirdik sadece. Yapacağınız işlemler yine aynı. Ama burada bir şeyleri bilmeniz lazım. Yani az da olsa bir geometri bilgisi istiyor arkadaşlar. Az, çok az. Yani çok böyle abartılı bir geometri bilgisine ihtiyacımız yok. Mesela bazı özel üçgenler, kurallar bilmemiz gerekiyor. Fizikte arkadaşlar özel üçgenlerin durumlarını bilmeniz lazım. Basit trigonometri, sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjantla işimiz yok bizim. Bilmeniz gerekiyor. Yararlı olur sizin için. Çok da iyi olur. Burada da mesela basit bir neyi göreceğiz? Üçgenin özelliğine bakacağız. Tamam, beraber yapalım. Birkaç kişi cevap verdi. Onlara da bakalım acaba hangisi doğru? Şimdi arkadaşlar bakın burada bir 30-60-90 üçgeni var. Bakın şurayı dik olarak çizerseniz eğer burada ne var arkadaşlar? Bir 30-60-90 üçgeni var değil mi? Bakın şurası 60 derece. Şimdi 30'un karşısı haşmış. O zaman hipotenüs neydi? 30 derecenin karşısındaki kenarın iki katıydı. Burası 2h olur. Şimdi yola paralel diyor bakın burada yola paralel uygulanan kuvvetten bahsediyor. X yolunu alırken yapacağı iş W. Nedir o da? F çarpı X'tir. Peki 2h yolunu alırken bu sefer ona paralel değil mi? Bakın buraya paralel oldu. Soru da bana öyle söylüyor. Buradaki işler de eşit olduğu için W bu sefer neye eşit olacak? F çarpı 2h'a eşit olacak. Şimdi bunları taraf tarafa oranlayalım. W'lar, F'ler gitsin. Ne kaldı arkadaşlar? 1 eşittir. X bölü 2h kaldı. Burada da x'i yalnız bırakırsanız 2 buraya çarpan olarak geçer. Yani x bölü h ne gelecek arkadaşlar? 2 gelecek. Tamam mı? Cevabımız Adana. Teşekkür ediyorum doğru cevap veren arkadaşlara. Peki geldik yeni bir başlık. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş. Sürtünme kuvveti hareketi zorlaştıran bir kuvvettir. Hareket ettirme özelliği yoktur. Yerde duran bir cismi harekete geçirmek için o cismi sürtünme kuvvetinden daha büyük bir kuvvet ile çekmemiz gerekir. Bunu zaten sürtünme kuvvetini anlatmıştık Newton hareket yasalarında arkadaşlar. Sürtünme kuvvetinin hareket ettirme etkisi yoktu. Statik ve kinetik olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Statik sürtünme kuvveti cisim durgunken cisme etki eden sürtünme kuvveti. Ancak biz kuvvet uygulayana kadar statik sürtünme kuvveti gözükmüyordu. Ne zamanki bir kuvvet uyguluyoruz cisim üzerine, o zaman statik sürtünme ortaya çıkıyor. Cisim hareket etmeye başladığı andan itibaren de statik sürtünme kuvveti kinetik sürtünme kuvvetine dönüşüyordu. Ve her zaman kinetik sürtünme kuvveti statik sürtünme kuvvetinden daha küçüktü. Çünkü bir cismi hareket ettirmek, ilk hareketi vermek zordur. Ondan sonrası kolaydır arkadaşlar. Ondan sonrasında herhangi bir şey yok. Mesela bakın bununla ilgili size basit bir şey söyleyeyim. Hidroelektrik santrallerinde türbinleri döndürmek için suyun gücü evet çok çok önemli. Ancak o türbinlere ilk hareketi yine bir elektrik motoru sayesinde veriliyor arkadaşlar. Yani ilk hareketi siz vermek zorundasınız. Yoksa akan suyun o türbünü ilk hareketi vermesi çok zor oluyor. Bu da size bir zaman kaybettiriyor. Zaman da biliyorsunuz enerji. Enerji de para demektir. Onun için ilk o türbinleri döndürürken bir ilk hareket veriyorlar. Ondan sonraki türbinlerin döndürülmesi suyun gücü çok daha rahat bir şekilde ne yapabiliyor? Döndürebiliyor. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Bakın bir cisme F kuvveti etki ettiğinde sürtünme kuvveti de bu cisme zıt yönde etki eder. Buradaki cismin durgun olduğunu düşünelim. Yani V eşittir. Buna ne diyelim? Sıfır diyelim.
Peki bundan sonra ne olacak arkadaşlar? Zaten ben kuvvetin yapmış olduğu işi biliyorum. Kuvvetin yapmış olduğu iş nedir arkadaşlar? F çarpı x. Sürtünme kuvvetinin yapmış olduğu işe de Ws diyelim. Bu da biz bu taraftaki işi pozitif aldığımıza göre harekete zıt yöndeki iş negatif olmaz mı? O da eksi F çarpı x olarak ne yaparız? Tabii sürtünmeyi şöyle gösterelim. Eksi F sürtünme çarpı x olarak yazabiliriz. Peki neden eksi yazıyorum? Eksi arkadaşlar kayıp gibi gözükse de enerji hiçbir zaman yoktan var edilemez. Var olan enerji de yok edilemez. Bu nedenle buradaki eksilik sadece sürtünmeden dolayı ortamda bulunan mekanik enerjinin ısıya dönüştüğünü söyler. Isıya dönüşüm işareti. Şöylece yazayım arkadaşlar. Isıya dönüşümden bahsediyoruz. Anlaşıldı mı? Yani ısıya dönüşüm buradaki eksiliği ifade eden bir durumdur arkadaşlar. Bakın burada da açıklamasını yapıyoruz. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş negatif işaretli olduğuna dikkat ediniz. Bu süreçte sürtünme kuvvetine karşı yapılan iş, bakın sürtünme kuvvetine karşı yapılan iş. Şimdi siz zıt yönde çekiyorsunuz bir cismi, bir başka kişi de diğer tarafa doğru çekiyor. Eğer sizin burada sürtünme kuvvetinin yapmış olduğu iş eksi ise buna karşı yapılan kuvvetin yapmış olduğu iş nedir arkadaşlar? Pozitif iş değil midir? Bakın buradaki anlam kargaşasına dikkat edin. Sakın ha takılmayın oraya. Yani kuvvet sürtünmeye karşı bir iş yaptığı için sürtünme negatifse buradaki kuvvet ne olmak zorunda? Pozitif iş yapmak zorunda. Sürtünme kuvvetine karşı yapılan iş ısı enerjisine dönüşür ki bunu söylemiştik. Mesela ısı enerjisini ellerinize birbirine sürttüğünüzde de ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Elleriniz ısınmaya başlar. Veyahut da mesela nasıl diyelim? Elinizi sadece ellerinizi birbirine sürtmenize gerek yok arkadaşlar. Elinizi bir masaya da sürtebilirsiniz. Veya bir kumaşa da sürtebilirsiniz. Kıyafetinize de sürtebilirsiniz. Yine burada ne gelecek? Sürtünme kuvveti ısıya dönüştüğünü göreceksiniz. Net kuvvetin yapmış olduğu işteyiz şimdi. Bakın şimdiye kadar ne yaptık? Kuvvetin ve sürtünme kuvvetinin yapmış olduğu işi bulduk. Şimdi bir de net kuvvete bakacağız. Hemen bakalım arkadaşlar. F kuvvetinin yapmış olduğu işi nasıl yazmıştık biz? Wf olarak yazdık. F çarpı x olarak gösterdik. Sürtünme kuvvetinin yapmış olduğu işi nasıl yazacağız? Onu da şöyle Fs olarak gösterelim. Bunda yine Fs çarpı x. Ancak ne vardı burada? Eksi işareti vardı. Unutmuyoruz. Net kuvvetin yapmış olduğu iş bu kuvvetlerin toplamıdır. Yani bu kuvvetlerin toplamının yapmış olduğu iştir. İsterseniz şöyle yazın. Bakın W net eşittir WF artı W F sürtünme. Zaten işaretleri alırsınız arkadaşlar. Eksi de alırsınız. Ya da isterseniz şöyle yazın. Net kuvvetin yapmış olduğu iş olarak şöylece yazabilirsiniz. F eksi F sürtünme. Bütün kuvvetleri aynı doğrultularına bakarak alacaksınız. Sonra o doğrultudaki almış olduğu yolla çarpacaksınız. Ya böyle yazarsınız arkadaşlar ya da ayrı ayrı bulursunuz. Sonra bunları skaler olarak toplarsınız. Skaler olarak toplarken işaretlere dikkat edin. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş ısı enerjisine dönüşürken bakın sürtünme kuvvetinin yapmış olduğu iş ısı enerjisine dönüşürken net kuvvetin yaptığı iş kinetik enerjiye dönüşür. Çünkü net kuvvetiniz cismi hareket ettirendir. Cisim harekete başladığı andan itibaren ne kazanacak? Bir hız kazanacak. Bu hızdan dolayı da cisim kinetik enerji kazanacak demektir arkadaşlar. Yine bir örnekle bakalım neler öğrenmişiz.
Evet, cevaplar gelmeye başladı. Bekliyorum. Bir süre daha beklemek istiyorum. Şöyle bir 30 saniye kadar. Son 10 saniye. Tamamdır. Cevap vermeyen arkadaşlar iyi izlesin. Bakın. Yatay düzlemdeki K cismi 20 Newton büyüklüğündeki F kuvvetiyle 4 metre çekiliyor. Cisme etkeden sürtünme kuvveti zıt yönde. Nasıl yazıyorduk bunu? F ise eşittir. 8 Newton verilmiş. Bakın size sürtünme kuvvetini direkt vermiş. Buldurabilirdi de. Sürtünme katsayısını verebilirdi. Şimdi burada neyi bulacağız öncelikli olarak? F kuvvetinin yapmış olduğu işi bulalım. 20 çarpı 4'ten ne gelecek arkadaşlar? 80 jül gelecek. Tamam. Sürtünmenin yapmış olduğu işi bulalım. Neydi? İşaret eksiydi değil mi? Zıt yönde olduğu için. 8 çarpı 4'ten eksi 32 jül. Peki bunların toplamı bana net işi vermiyor muydu? O zaman toplayın bakalım. Net iş ne gelecek arkadaşlar? 80 eksi 32, 48 mi gelecek? 48 jül geldi. Şimdi bakıyorum 1 doğru. 2'ye bakıyorum doğru. 3 de doğru. Cevabım o zaman nedir? Edirne'dir. Teşekkür ediyorum Edirne diyen arkadaşlara. Diğer arkadaşlar da nerede hata yaptılar? Mesela bakın buradaki eksiliği unutuyorsunuz. Buna dikkat edin. Eksiliği unutmayın. Yine bir soru. Ve yine top sizde. Hangileri fiziksel anlamda iş yapar? Biraz daha beklemek istiyorum. Çünkü bu soru önemli bir soru. Buna benzer sorular çıkıyor arkadaşlar üniversite sınavında. Az daha dikkat edebilirsiniz. Soruyu dikkatli okursanız çözersiniz arkadaşlar. Çok kolay. Peki, beraber çözelim. Yatay ve düz bir yolda hareket eden bir cismi hareketiyle aynı yönde ve doğrultuda uygulanan FD dış kuvveti hareket yönüne dik doğrultuda ve yukarı doğru Fn tepki kuvveti, hareket doğrultusuna ve ters yönlü Fs sürtünme kuvveti şekildeki gibi etki ediyor. Cisim yatay doğrultuda belirli bir miktarda yer değiştirme yaptığına göre Fd, Fn ve Fs kuvvetlerinden hangileri fiziksel anlamda iş yapar? Şimdi
Sizin yer değiştirmeniz nerede? Bu tarafa doğru değil mi arkadaşlar? Bakın. X kadarlık bir yer değiştirelim. Şimdi bizim kuvvetlerimiz hangileri iş yapacak o zaman? FD iş yapacak. FS iş yapacak. FD pozitif iş. FS negatif iş yapacak. Tamam. Ama buradaki tepki kuvveti iş yapar mı arkadaşlar? Hareket doğrultusuna dik olan kuvvetler iş yapmaz. Cevabımız FD ve FS Denizli'dir. Bakın ne kadar basit bir soru ve dikkat gerektiren sorular. Sadece hareket doğrultusuna dik olan kuvvetlerin iş yapmadığını bilirseniz bu soruyu çok rahat çözersiniz. Evet, birim zamanda yapılan iş nedir? Güçtür. Genelde güç ve kuvvet kavramları birbirlerine karıştırılır. Evet, gerçekten öyledir. Güçlü insan, kuvvetli insan cümleleri birazcık fizikte karşılığı olmayan cümlelerdir ki günlük hayatta da aslında dikkat edilmesi gereken. Mesela kimisi güçlüdür ama yaptığı iş farklıdır. Kimisi kuvvetlidir, yaptığı iş farklıdır. Mesela arkadaşlar bakın. Bir iş makinasının gücü bir otomobilin gücünden daha fazladır. Doğru mu? Evet. Ama otomobil daha hızlıdır. Şimdi buradan baktığımız zaman güç ve kuvvet birazcık farklı. Neden? Çünkü bir cisme kuvvet uyguladığınızda o cisim hız kazanır. Hareket yönünde bir kuvvet uygularsanız o cisim hız kazanır. Hareket yönüne zıt yönde kuvvet uygularsanız o cisim yavaşlar. Oysa bu iki kavram tamamen birbirinden farklıdır ki zaten onun üzerinde duruyoruz. Fiziksel anlamda güç bir işin yapılma süresiyle ilgili bir büyüklüktür. Aynı işi daha kısa sürede yapan işçinin harcadığı güç daha fazladır. Birim zamanda yani bir saniyede yapılan işe ya da birim zamanda aktarılan enerjiye güç denir. Buna göre güç bağıntısı nedir arkadaşlar? P ile gösterilir güç. Onu da söyleyelim. P eşittir. İş bölü zamandır. Çünkü birim zaman dediğimiz paydada güç dediğimiz ya da özür diliyorum iş dediğimiz payda ve bunların birbirine oranı neyi verecek? Gücü verecek. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Güç kavramı farklı bir durum. Dikkat edin. Hatta daha önce üniversite sınavlarında çıkmıştı. İş ve gücün birimleri karıştırılıyor. En çok karışanlardan bir tanesi o. Bakalım neymiş karıştığı durumlarda neye dikkat etmemiz gerekecekmiş arkadaşlar. Bakın iş birimi jüldür. Zaman birimi saniye. Bunlar SI birim sisteminde. Uluslararası birim sisteminde. Jülü de şöyle J olarak gösterelim. Güç birimi watt'tır arkadaşlar. Şöyle yazılıyor. Burada işte diyorum ya en çok karıştırılanlardan bir tanesi o. Buradaki formüle bakacak olursak işin diğer birimi şuraya yazalım. Şöylece. İşin diğer birimi arkadaşlar ne olur? Bakın wattla saniye çarpacaksınız. Yani watt saniye olur. Tamam mı arkadaşlar? Burada dikkat etmeniz gereken nokta bu. Yani işin birimi watt saniye de olabiliyor. İşin birimi jüldür ama gücün birimi kesinlikle ve kesinlikle watt'tır. Tabii büyük değerler için kilowatt, megawatt, gigawatt olarak da ne yapılabilir? Kullanılabilir arkadaşlar. Bunlara dikkat edeceksiniz. Aynı şekilde jül de iş birimi olarak veya enerji birimi olarak da yine kilojül, megajül, gigajül olarak da ne yapılabilir? Söylenebilir. Şimdi burayı bir silmek istiyorum şu bölümü. Neden sildiğimi açıklayacağım şimdi arkadaşlar. Silme nedenim şu. Bakın burada tanımda ne diyordu? Birim zamanda yapılan iş. Tamam bunu yazdık da.
Ayrıca şurada bir cümle daha söylüyor arkadaşlar. Birim zamanda aktarılan enerji diyor, değil mi? Bakın. Aktarılan enerji diyor. O zaman şöyle diyebilir miyim ben? Birim zamandaki aktarılan enerji nedir? Değişimdir. Delta E'dir. Birim zamandaki enerji değişimine de güç diyebilirsiniz. Burası nedir arkadaşlar? Enerji değişimi. Direkt şöyle enerji desem de herhalde anlarsınız artık. Çünkü delta burada değişim anlamındadır arkadaşlar. Bakın buraya da tekrardan aldım. Neden aldığımı, kuvvetle nasıl bir bağlantısı olduğunu, gücün hıza nasıl bağlandığını göstermek istiyorum. İş neydi? Kuvvet çarpı x'ti. Peki biz burayı ayırırsak, mesela f'i yalnız bırakırsanız x bölü t gelecek. X bölü t birim zamandaki yer değiştirme hızı verecek. Doğrusal harekette birim zamandaki yol ve yer değiştirmeyi doğrusal olduğu için aynı kabul edebilirsiniz. Tabi başladığı noktaya geri dönmemek şartıyla. Buradan da x bölü t yerine ne yazabilirsiniz arkadaşlar? Sürat de diyebilirsiniz, hız da diyebilirsiniz. Çünkü ne yapacak? Bir yer değiştirme olacak. Burası f çarpı x dediğimiz yer değiştirmedir. Bu da yer değiştirme bölü zaman. Burası o zaman f çarpı v olarak ne yapabilirim? Hız olarak yazabilirim. Peki o zaman şunu da yazabilirim ben. Bakın tekrar birazcık daha işi ne derler? Farklılaştıralım. Bizim Newton hareket yasasında kuvvet nasıl yazılıyordu? M çarpı A olarak yazılıyordu. Çarpı V olarak ne yapabilirim? Yazabilirim. Ki bu artık yavaş yavaş başka yerlere doğru da götürebilirsiniz. Çünkü MV neyi verecekti? Momentumu verecekti. Burada momentum çarpı ivme olarak da söyleyebilirsiniz. Burada P arkadaşlar iş bölü zaman skaler bir büyüklüktür güç. Enerji de skaler bir büyüklüktür. Buradaki değerlere lütfen yine dikkat edin. Hatta buradan şunu yazabilirsiniz. Güç birimi, bakın burası kilogram değil mi? İvme birimimiz metre bölü saniye kare. Buradaki hız birimimiz de metre bölü saniyedir. Bunları birleştirdiğimiz zaman gücün birimi yani watt neye eşit çıkıyor arkadaşlar? Watt eşittir. Kilogram metre kare bölü saniye küp olarak gelir. Bu da wattın açılımı olarak bakın temel büyüklükler cinsinden birimlerini ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Evet, bir örnekle arkadaşlar bitirmeyi düşünüyordum ama süremiz dolmuş. Bu örnekte kalalım. Bu örneği arkadaşlar bir sonraki dersimizde çözelim. Bununla başlayalım. Tamam mı arkadaşlar? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için.